Peygamberimiz gerçekten açlıktan karnına taş bağladı mı? Yakışıklım, o çok ayıp gelenekçilerin yaptığı çok büyük ayıplardan bir tanesi. Gelenekçi Ortodoks sistem Peygamber Efendimiz'i o kadar yanlış tanıtıyor ki, o kadar garip tanıtıyor ki, hatta güzelliğini anlatırken bile çok yakışıksız üslupları var. Yani ben onların tavrını söylemekten utanç duyuyorum. O yüzden ben Peygamberimizin güzelliğini anlatan ayrı bir kitap yazmıştım. Ana kaynaklardan alarak. Yani bir adamlarda bir gariplik var, ben anlayamadım. Peygamber karnına taş bağlayacak açlıktan sahabeler her türlü yiyeceği bol bol elde ediyorlardı. Müthiş zenginlerdi. Peygamberimiz de çok zengindi. Neden karnına taş bağlayıp da açlıktan perişan olsun? Zırhını diyor bir Musevi'ye vermişti. Yani böyle borç para karşılığında. O kadar perişandı ki arpa bile bulamıyordu diyor yemeğe diyor. Yani bu çok çirkin bir iftira. Peygamberimiz bayağı zengindi. Gayet de güzel besleniyordu. Yemesi içmesi de yerindeydi. Bu doğru değil. Ama her insan gibi insanın karnı ağrıyabilir. Mesela rejim yapıyordur. Karnı ağrır veyahut herhangi bir ilaç kullanır, karnı ağrır. Yani bir sebepten ağrıyabilir karnı. O zamanlar taşı ısıtıp, kumaşa sarıp termofor gibi karnının üstüne koyuyor. Gayet normal. Bu da Anadolu'da bile yaparlar halen. Tuğla falan ısıtırlar. Bir şeye sarıp karından üstüne koyarlar. Bunun açlıkla sürünmek gibi gösterdikleri üslupla uzaktan yakından alakası yok. Çok çok ayıp yapıyorlar. Çok çirkin yaptıkları. Yani çirkinliklerin ucu bucağı yok. Bir yönü de burada.